Kullanıyorum ama benim Instagram'da ilk canlı yayınım. Cidden çok heyecanlı. Şu anda Kozmik Radyo'da müthiş bir ev sahipliği söz konusu. Hülya Hanım olsun, Pınar Hanım olsun, diğer arkadaşlara sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Şimdi mini bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Yaşam koçluğuna dair, hayata dair, evrensel güçler, bunlara dair. Kim bilir, belki de birilerinin hayatına dokunacağım. Birilerinin şansı olacağım, birilerinin bir şeyleri fark etmesini sağlayacağım. İnşallah bu gerçekleşmiş olur. İnşallah birilerinin şansı olurum. İşte o gün bugündür. Lütfen tüm dikkatlerinizi verin. Belki hayatınıza dair bir şey cevaplayacağım. Sizin için önemli bir şey olacak. Hayatınız değişecek. Çevreniz değişecek. İş hayatınız değişecek. Onun için lütfen canla başla, izleyin, dinleyin. Sevgiler gönderiyorum herkese. Evet, bugün değişik bir programla yeniden karşınızdayız. Bizim Babali başlıyor. Her zaman olduğu gibi bana Salih Güleç ve Pınar Aytekin ikilisi, yani bizim Adana Gazetesi destekli Babali programındayız. Bugün farklı bir destekçimiz daha var. Destekçimiz diye anlatacağım önce kendisini. Ne iş yaptığını sonra söyleyeceğim. Kendisi hayatımıza sonradan dahil olsa da çok fazla hayatımızın içinde çünkü. O çünkü gerçekten bir yaşam koçu. Bir kez elinizi tuttu mu bir daha bırakmıyor. İşini de çok severek yapıyor. Çok pozitif bir insan. Açılışını kendisine yaptırdık. Çünkü şu anda aynı zamanda hem sosyal medyadan hem de kendi sosyal hesaplarından, Instagram'dan eş zamanlı canlı yayın yapıyoruz. Ve tabii ki her zamanki adresimizdeyiz. www.kozmikradyo.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi canlı olarak dinleyebilirsiniz. Konuğumuz yaşam koçu Figen Köksal. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Figen. Arkadaşlar siz de hoş geldiniz. Teşekkürler. Çarşamba, Perşembe günleri aslında program aldığımda Salih Bey ve Pınar Hanım bana inanılmaz derecede kısıyorlar. Çünkü kendi gazetelerini hazırlıyorlar. Zamanlarından çaldığımı düşünüyorlar. O yüzden onlara da gösterdikleri hoşgörüden ötürü teşekkür ediyorum. Ama bugün burada çok severek bulundular aslında. Çünkü Figen Hanım da onları da tanıyor. Evet, Figen Hanım, yaşam koçu. Yaşam koçu olmak nedir? Ben bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi bir insanı diyetisyene gidersiniz, diyetisyen şişmazsa kaçar gidersiniz. Yani bir insana spor yapmak üzere gidersiniz, onun spor yapamadığını gördüğünüz zaman kaçar gidersiniz. Şimdi biz Figen Hanım'la tanıştık, yaşam koçuyum dedi. Hedeflerini ve amaçlarını açıkladı. Biz de taleplerimizi sıraladık. Gördük ki gerek fiziğiyle, gerek yaşam kalitesiyle, gerek hayata bakış tabiriyle gerçekten de yaşam koçu. O yüzden bir yaşam koçu nedir? Nasıl olmalıdır? Önce bize bunu anlatın. Tabii ki öncelikle kendinize iyi etmeniz gerekiyor. Ben yaşam koçluğunu, Başkent Üniversitesi onaylı bu arada yaşam koçluğu belge. Ama önce ben kendimi iyileştirdim. Önce siz kendinize iyi gelmelisiniz. Nedir? Bu benim kendi bilinçaltımı temizlemem, hayata görüş açımı değiştirmem, hayata daha ılımlı bakmam. Figen Hanım, şunu yakanıza takar mısınız? Tabii. Ve evrensel gücü fark etmem benim de bir 6 ayımı aldı. Tabii ki bu kolay bir şey değil. Ben baktım kendimde faydalarını görünce, benim hayatımın akışı, şekli, iş hayatım, kendi düşüncelerim değişince bunu herkes üzerinde uygulayıp herkes hayatı sevsin, herkes hayata ılımlı baksın, herkes fit olsun, herkes canlı olsun, dinamik olsun, dinç olsun. Bunu istedim ve bunu kurumsal olarak da kendi iş yerim var, Master Beslenme Kulübüm var, Barış Manço Bulvarı'nda. Bunu iş olarak da yapmaya başladım. Tabii ki şu anda çok güzel gidiyor. Tüm danışanlarımı söylüyor, onlara tüm sevgilerimi gönderiyorum. Tüm danışanlarımı çok seviyorum, aşırı seviyorum. Bana uydukları için, benimle yolculuk yaptıkları için onlar da çok memnunlar. Ben de hiçbir şekilde, siz de şahitsiniz Hülya Hanım, bana geldiğiniz zaman herhangi probleminiz varsa, yaşama dair, bilinçaltı temizliğine dair, kilo vermeye dair, kilo almaya dair, saçınız, yüzünüz, özellikle biz bayanların mutlaka bir tarafımızda bir probleminiz vardır. Olmasa da yaratırız. Kesinlikle, kesinlikle. Ama tabii ki bizler yan yana, kol kola, diz dize yürüyoruz ve gerçekten bu yolculukta, yolculuğumuz sona erdiğinde sizinle beraber, siz artık böyle duruşunuz bile değişiyor, öyle değil mi Hülya Hanım? Evet. Böyle bir, böyle duruyorsunuz, evet ben daha güzelim, evet ben de farklıyım, diğer insanlardan farklıyım diyorsunuz. Ve yolunuza çok daha güzel, ılımlı, canlı bir şekilde devam ediyorsunuz. Figen Hanım, neden
insanlar bir yaşam koçuna ihtiyacı olan olsun, neden olmalı? Kesinlikle her birimizin, tüm bireylerin, şahane insan olsak da aslında mükemmel insan yoktur tabii ki. Herkesin bir yaşam koçuna ihtiyacı var. Herkesin. Şöyle söyleyeyim size, başınıza bir olay geldi. Kocanızla tartıştınız. Bunu gidip annenize, teyzenize, ablanıza anlattığınızda, siz bir gün sonra eşinizle geri barıştığınızda, onlar hiçbir zaman o kişiye, eşinize karşı daha ılımlı olamıyorlar. Ama bir yaşam koçuyla beraber olursanız, kesinlikle o kişi ister bilimsel olsun, ister teknik olsun, ister hayata dahil olsun, sizi daha iyi yönlendirecek. Size doğru yolu gösterecek. Buradan bu gelir, buradan bu gelir, buradan bu gelir diyecek koçunuz. Ve yine tabii ki seçim sizin. Neyi seçtiyseniz onu yaşayacaksınız. Onun için ben hele bu dönemde şuna %100 inanıyorum. Herkesin bir yaşam koçu olmalı. Herkesin. Çünkü hepimizin buna ihtiyacı var. Bir de insanlarımızda eksik olan şu. Hepimizde ilgi ve sevgi. İşte koçta bunu yakalıyorsunuz. O kişi koçunuz, koçunuza ne için başvurmuşsanız, bilinçaltı temizliği mi, kilo verme mi, kilo alma mı, cilt bakımı mı, neyinizden rahatsızsanız o kişi size bu konuda yardımcı oluyor. Şöyle düşünün, bir yolculuğa gidiyoruz, seyahate gidiyoruz, yanınızda bir yol arkadaşınız var. Evet. Her an sizinle, her dakikanızı, her anınızı paylaşıyor. Çok güzel bir duygu değil mi? Onun nedenle herkesin bence cidden bir yaşam koçuna ihtiyacı var diyorum. Şimdi yeni moda ismiyle danışan, evet. Danışılan kişi geliyor, evet. Değil mi? Evet. O şekilde. Bayanlar dış görünümüne daha çok önem veriyor. Bayanlar cildine daha çok önem veriyor diyorum. Ama şu anda yeni nesil diyeyim artık, yeni gelen kişiler, hatta orta yaşın üzerindeki kişiler de kendilerine çok değer... Sır anlatamazlar. Çok yakın yani. Kadınlar da daha fazladır. Evet. Bence daha çok erkeklerin bir yaşam koçuna ihtiyacı var. Bana göre. Evet, ben aynen. Her şeylerini anlatabilecekleri, danışabilecekleri mutlaka var. Erkek danışanlarımız da var ama tabii ki çoğunluğu bayanlar oluyor. Şimdi burada yaşam koçluğundan bahsederken her şey dış görünüş ya da estetikle alakalı değil. Hemen ben orada Salih Bey'in sorusunu anladım ben. Yani erkekler aslında erkeklerden gelenler sağlık problemi nedeniyle de gelebilirler. Evet. Çünkü bildiğim kadarıyla giderilebilir tabii ki. Rahatsızlıklar, beslenme bozukluğuna bağlı tabii, rahatsızlıklar. Tabii. Yine sıkıntı. Strese tabii, bağlı, sıkıntıya evet. Bağlı işte kan şekeriyle falan ilgili olarak onlarla da ilgili yaşam koşulları veriyor. Duyurulur Salih Bey bu arada. Kesinlikle ne zaman istersen. Evet, arkadaşlar buyurun sorun. Ben birebir yaşadığım için biliyorum, her şeyi biliyorum. Bildiğim şeyleri yeniden sormuyorum. Sizin kafanızda takılanlar varsa siz sorun. Tabii. Şimdi ben biraz şeyden bahsetmek olsun, kilo verme programı olsun, cildim olsun size. Siz ne yaşarsanız yaşayın, evrene ne seslenirseniz, evren size onu armağan olarak verecek. Şöyle anlatayım. Suyun gücüne inanıyor muyuz hepimiz? Tabii. Suyun bir gücü var. Şimdi biz eskiden annelerimiz olsun, babaannelerimiz, anneannelerimiz olsun, kızım bu suyu okudun, bunu içersen sınavın daha güzel geçecek. Ki bunu ben de zaman zaman çok fazla yapıyorum. Suyun bir gücü var. Kabul ediyor muyuz bunu? Evet. Kabul. Peki, beyniniz de bir suyun içerisinde değil mi Pınar Hanım? O zaman suyun bir gücü varsa, beyniniz bir suyun içerisindeyse, o zaman biz burada ne konuşursak beynimiz onu algılayacak. Hani şurada gerçekten bunun altını çizmek istiyorum. Ciddi anlamda mutlaka birine ulaşacağımdır bu söylediğimde. Bunun altını çok çok çizmek istiyorum. Örneğin sizi rahatsız eden patronunuz, sizi rahatsız eden arkadaşınız, her kimse bunu bir başkasıyla olumsuz bir şekilde konuştuğunuzda bilin ki daha beteri başınıza gelecek. Daha başka bir isimle, şimdi Ayşe'den rahatsız olduğunuz Ayşe'yi anlattınız bir başkasına. Bilin ki Ayşe değil de Elif adında daha kötü biri hayatınıza gelecek. Önce buna bir inanın. Ciddi söylüyorum. Bunların hepsini ben kendi üzerimde yaşadım. Evet, bizler de okurken, koçlu okurken evet evrensel bir güç var. Kabul ediyoruz. Bunu hepimiz kabul ediyoruz. Ama ciddi sorunu olan insanlar safsata bunlar. Yani. Hadi canım. Kötü enerji mi? Tabii. Mesela siz inanmazsanız ama ben bir şey yapamam. Önce inanmanız gerekiyor. Evet,
ben %100 savunuyorum. Evrensel bir güç var. Nedir? Ben diyorum ki ne? Kozmik radyo iyi bir yere gelecek. Önce ben inanmalıyım. Önce Hülya'nın inanmalı. Beni inandırmalı. Ben de hep ağzımdan ne diyeceğim? Kozmik radyo bir numara. Kozmik radyo bir numara. Evet bir bakacağız. Kozmik radyo bir numara. Kozmik radyo gerçekten de bir numara. İyi bir reklam evet, ederim. Evet. Şimdi siz de böyle bir şey anlatıyorsunuz ki. Sümgüğünden bahsettin, işte enerjiden bahsettin. Evet. Ya, güne nasıl başlarsan o şekilde biter mi diyorsunuz yani? Aynen öyle söylüyorum. Yani ilk... Kesinlikle. Kesinlikle. Sabah uyandınız, elinizi yüzünüzü yıkadınız. Mesela size tavsiyem, direkt aynanın karşısına hepimiz geçiyoruz. Geçtiğimizde, evet bugün çok güzel bir gün olacak. Ben çok güzelim, ben çok değerliyim, ben her şeye değerim. Ben, benim, bana benden daha değerli bu hayatta hiçbir şey yok. Bunu söyleyin, güne başlayın. Tabii ki olumsuzluklar olacak. Ben bunu söyleyince, hocam toz pembe mi olacak hayat? Hayır, ben kabul ediyorum. Olumsuzluklar olacak. Hayatınıza hangi olumsuzluk geldiyse, çok samimi itiraf ediyorum bunu, önce onu kabul edin. Hatanız ya da değil. Kabul edin. Bizim bir problemimiz var, öyle değil mi? Evet. Problem. Ben bu problemi kabul ediyorum. Fakat problemi gelip Salih Bey'le konuşmak yerine, Pınar Hanım, Salih Bey'e şu soruyu sorun. Salih Bey, biz bu durumdan nasıl kurtulabiliriz? Direkt soru evet, sorun cevabı. Nasıl kurtulabiliriz? Ha, nasıl kurtulabiliriz? Soruyu sorun. Sorunun cevabına doğru giderseniz, o zaman sorunun çözüldüğünü göreceksiniz. Direkt evrensel güce yeniden geleyim. Çünkü konu dağılıyor. Siz ne seslenirseniz, biz burada ne konuşursak onu yaşayacağız. Eninde sonunda onu yaşayacağız. Siz inanırsanız, evet ben bu hayatı güzel yaşayacağım derseniz, %100 inanırsanız gerçekten güzel yaşayacaksınız. Mucizeler var mı? Boş geç bunları. Hayır, mucizeler var. Yaşadın mı? Evet, yaşadım. Ne seslenirsem o geldi. Size yine kendi hayatımla ilgili minicik bir şey söyleyeceğim. Bundan 4 sene önce olgunlaşmada bir eğitime geçtim. Orada bana 29 Ekim'de lütfen kürsüye çıkar mısın dediler. 29 Ekim'i sunar mısın dediler. Oradan gelmiş bak hayat bana. Kaymış aslında Hülya'nın. Ya ne olacak sanki, tabii sunuculuk yaparım dedim. 29 Ekim'de kürsüye çıktım. Bu benim içsel dışı yaptığım bir şey. Farkında olmadan yine evrensel bir gücü ben uygulamışım. Ben o kürsüye çıkarken bu kürsü hiçbir şey dedim. Ben daha çok önemli kürsülere çıkacağım dedim. Ve neticede %100 hayatım değişti. Farkında olmadan ben kendi hayatımın farkındalığını yaşadım diyebilirim. Siz de lütfen öyle yapın. İyi düşünün, iyi olsun. İyi söyleyin, iyi gerçekleşsin. Ama önce siz inanın. Şimdi benim bu söylediklerime başlar bunları, geç bunları, geç geç geç. Benim param yok zaten, vize kartlarım gitmiş, dibini delmiş. Hocam sen ne diyorsun derseniz ben hiçbir şey yapamam. Sıfıra da vursanız dibe vurmayan yukarı çıkamaz. Dibe vurmadıysanız asla yukarıyı göremeyeceksiniz. Ortalarda olmak en tehlikeli yani. En tehlikeli, bu hayattaki en tehlikeli insan ortada olan insan. Ne mutlu ne mutsuz. Ne var ne yok. Olsa da olur, olmasa da olur. Yani iyi gün, iyi günümüze de güleceğiz, kötü günümüze güleceğiz. Gülümseyin. Neden? Neden? Şimdi çok büyük bir problemimiz var. Örneğin çağımızın şu anki hastalığı nedir? Evet. Covid-19. Ben yarın Covid-19 olsam ben korkmuyorum. Bir şey yok ki. Ben hissedersem, ben şimdi bugüne kadar mesela dedim ki ben bu hastalığa kolay kolay yakalanmayacağım dedim ve neticede yakalanmadım. Yarın yakalanır mıyım bilmiyorum ama hiç aklıma bile getirmedim. Biz de birçok danışanla görüşüyoruz farkındaysanız. Biz de insanlarla ama sosyal mesafenizi koruyup maskenizi taktığınız sürece gerçekten başınıza bir şey gelmiyor. Önce beyin, bakın beyin, beyine ne komutu verirseniz beyin onu yaşatıyor size. Ben bakın, Covid-19 Mart ayından bu yana var değil mi? Evet. Ben inandım, güvendim. Dedim ki bu hastalık evet kötü bir hastalık, olabildiğince kendimi korumalıyım. %90 olmayabilirim dedim. Şimdi kulağını çınlatmadan olmayacak, bizim enerji uzmanımız ve tarot falı bakan Zara'yla tarot var. Zara'nın kozmik dünyası var burada. Pazartesi günü. Şu anda arkadaşımız hasta, muhtemelen Covid test negatif çıksa da Covid bulguları gösteriyor. Doktor teste güvenme demiş. Çok enteresandır. Geliyor gidiyor, geliyor gidiyor burada. Daha bir bardak suyumuzu içmedi. Yani korkuyor. Şimdi kendisi de aslında çok iyi bir enerji uzmanıdır. Zaten çok iyi bir enerji uzmanıdır. Çok da güzel anlatıyor. Çok da güzel işte çakraları ve beynin bazı şeyleri nasıl çağırdığını o kadar güzel anlatıyor ki muhtemelen iyileşip birkaç hafta sonra aramıza döndüğü zaman bu yaşadığı olumsuzluğu kendisi de buradan anlatacaktır.
Bana göre kendisi çağırdı hastaları. O kadar tabii çok korktu ki, o kadar çok maalesef korktu ki. Maalesef insanlar hep böyle ya. Yani şu anda gerçekten öyle. Benim Ankara'da misafirlerim vardı, o kadar korkuyorduk ki bildiğin gibi değil. İşte kızı oğlundan oğlu kızından birbirlerine uzak maskesi. Korku çeker ama bu iş. Evet. Kesin onu söylüyorum. İşte aynı noktaya geldik, evrensel güç. Evet. Neyi konuşursanız onu yaşarsınız. Ama önce siz inanın. Önce siz inanın. Başıma gelecek, mesela benim kendi distribütörlerimden bir tanesi. Mart'ta Covid-19 patlak verdim. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız diyorum. Figen Hanım evden çıkamam ki. Niye çıkamazsın? Covid-19 var. Dikkat etmemiz lazım. Sağlığımız önemli. Şu bu derken evet eninde sonunda kendisi Covid-19 oldu. Yapma, etme. Tabii ki ben bunu söylerken de hadi hep birlikte en kalabalık olan yere gidelim demiyorum. Ben de gitmiyorum çünkü. Siz kendinizi korursanız ama beyninizi de buna hazırlayın. Hani ben olacağım mı, olacağım mı, bu suyu bile içmeyeyim, bunu bile yapmayayım değil. Sosyal mesafe ve maske %100 etkili diyorum ben sizlere. Hijyenlik. Ama artı beyniniz. Beyninize ne hükmederseniz, ne hüküm verirseniz o olacak. Ve siz mesela örneğin derseniz ki param yok, yok olacaksınız. Söylemeyin, bir şükür. Bir şükür ayrı. Açta mısın, açıkta mısın? Hiçbir şey yapmıyorsan rahat bir şekilde insanlar oksijen çadırındayken nefes alabiliyorsun. Buna şükret. Şükret. Niye şu anda ne kadar, ben mesela şu anda girdiğim anda içeri ben şükrettim. Ben Hülya Hanım'ı Pınar Hanım sayesinde tanıdım. Allah'ım dedim, yüz binlerce kere şükürler olsun dedim. Bak yine Pınar Hanım sayesinde, Sahip Bey sayesinde, özellikle Hülya Hanım sayesinde ben birilerine bir şey anlatabileceğim, bana bu fırsat verildi. Belki de birilerinin hayatını ben bugün değiştireceğim. Belki benim, şimdi mesela size eşiniz veya arkadaşınız dedi ki, Pınar lütfen akşamları yemek yeme çünkü kilo alırsın. Neyse canım ya, yeter artık. Ama bir koç ve bilir bir kişi veya diyetisyeniniz veya koçunuz size dediği zaman öyle olmuyor mu? Pınar'cığım lütfen akşamları yemek yemeni istemiyorum. Şiddetle buna karşı çıkıyorum dediğinizde Pınar Hanım şöyle diyor. Asla yemem, koçuma yanlış yapamam, diyetisyenime yanlış yapamam diyor. Yaşadık, gördük. Aynen, aynen. Hülya Hanım'da ve Ebru Hanım'da evet, yaşadık, gördük. Gördünüz. Hayır, Figen Hanım'a yanlış yapamam. Hiçbir şey bilemiyorsa, yavru kontrol mü? Yavru kontrol olmaz. Ne yaptın diyecek bana diyor. İşte beyin bir yerde bir şeyi algılıyor. Mesela hep herkes söylüyor, evrensel güç var. Ağızdan çıktığına dikkat et. Ama belki de beyin algılamıyor. Beynin bir algılama günü, saati, vakti var. Belki de o gün bugün. Bizim söylediğimiz bir şey, ağzımızdan çıkan bir kelime belki de birçok insanın hayatını değiştirecek. Öyle değil mi? Tabii söz büyüdür diyorlar ya. Kesinlikle. Aslında bilimsel olarak da bunun bir gerçekliği var. Söz büyüdür, doğru ama bugün konuştuğumuz radyonun ya da frekans üstünden yayın yapan radyoların ve telsizin hatta bulunma sebebi bizim konuştuğumuzun evrene nasıl yayıldığıyla alakalıdır ve dünyada kaybolmayan tek şey sesidir. Ses. Ses evrende asıl kalır. Kesinlikle. Evet, ben hemen şunu sormak istiyorum. Şimdi son günlerde gördüğüm herkes, ya işte bu Covid'den sonra bu pandemi salgını hepimize kilo aldırdı. Çok fazla evet. Evet, çok fazla. Size de geliyordu bu tarz şikayetler. Tabii. Yani evet, böyle bir şey de oldu. Yani ister istemez aile bireylerinin hepsinin evde olması, kadınlara özellikle. Beyler de aldı da, özellikle kadınlar ama yüklenici oldular bir şekilde. Çok. Hemen hemen herkeste bir kilo artışı görüldü. Bunun önüne geçilemez miydi? Yani geçilebilirdi. Şimdi geçenler nasıl oldular? Benimle bir şekilde yolları kesişmiş. Bir programa girmişler, kilo verme programına girmişler veya bir şekilde bir programın içinde olmuşlar. Baktılar, Covid-19 patlak verdi, evde kekler, börekler gidiyor. Bilinçli olan beni aradı, ben burada nasıl duracağım veya ben ne yapabilirim, bak ben kilo alıyorum dedi. Önünü kestik. Nasıl kestik? Sözle kestik, ürünle kestik, bir şeyler aktarmaya çalıştık. Telkinle kestik. Telkinle kestik. Evet, mesela danışanların birçoğu gece arıyor mesela, hocam buzdolabının önündeyim veya bardağına alkol koymuş, hocam bir doble içsen ne olur ki? Şimdi orada aslında bakın çok ince bir çizgi yine. Kişi yerse benim nereden haberim olacak Hülya Hanım? Orada aslında diyor ki ne olur bana yardım et. Bana yardım et yemeyeyim. Ya da lütfen yeme. Ha, aynen yeme de bana. Yoksa ya da ye de. Ama şu kadar ye. Tabii kişi alkol alsa mesela veya
şişeyi devirse benim nereden haberim olacak? O anda onu istemiyorum. İşte yine koç devreye giriyor. Yine bak yine aynı bölüme geldik. O ben mesela diyorum ki tamam bu hayat senin istediğin gibi yaşayacaksın ama şunu da istemiyorum. Tüm danışanlarıma da söylüyorum, yine size de söyleyeyim. Bir programa girdiğiniz zaman şunu asla hayatınızda söylemeyin kilo verme programında. Ben diyetteyim. Diyetteyim dedik de daha çok yiyeceksiniz. İstek mi? Tabii tetikliyor, bir şey tetikliyor sizi. Diyetteyim diyorsunuz ya, dediğiniz anda ben yememeliyim dediğiniz anda böyle bir yasağa karşı bir istek var. Hayır, hayatı çok güzel yaşayacağız. Çünkü bu hayat bizim. Yiyeceğiz, yemeyeceğiz mi? Ben kimseyi aç bırakmıyorum, sorun danışanlarımı. Yiyeceğiz ama tabii ki belirli ölçüde yiyeceğiz. Onun için dediğim gibi her şeyi belirli ölçüde yaparsak ama tabii ki bakın evde saatlerce oturduk ne yapalım? Şimdi ben bilinçli olduğum için ben eğitim aldım. Ama herkes benim gibi olacak diye de bir şey yok. Ama bir şeyi bir kilo bile çıksak, iki kilo bile çıksak hemen sizin danışanınız veya işte koçunuz kimse onu arayın. Bak hocam ben kilo alıyorum, ben ne yapacağım? Bak ben yememi durduramıyorum, sinirlenince yiyorum. Veya ben alkol almak istiyorum. Hepsinin bir çaresi var. İster konuşarak, ister ürün kullanarak, ister gerekli vitamini zaten siz aldığınızda, bedeninizde gerekli vitamin olduğunda, tüm depolar sağlam olduğunda, yakıtınız sağlam olduğunda cidden siz böyle ne buzdolabının önünde misiniz Hülya Hanım? Sorayım size. Siz programdasınız. Yok ya ben sanırım birçoğuna göre biraz daha da bilinçli. Evet. Kesinlikle. Ama benim açlık eşiğim çok yüksektir. Yani evet. Hiç kolay kolay ben pes etmem. Evet. Ben demir o konuda. Ben kendimi gayet iyi hissediyorum. Süper. Güzel hissediyorum. Süper. Bunun en güzel tarafı zaten o. Kesinlikle. Yani çok kesinlikle fazla bir şeyim yoktu benim zaten ama zinde hissetmek çok iyi, önemli. Özellikle kesinlikle şu zor günlerde. Zaten hemen sorum da onun için geldi. Özellikle işte kış ayları geldi, işte pandemi yeniden çok evet fazla yükseldi. Evet, evet. Pik yapması beklenen bir üçüncü dalgadan bahsediliyor. Şimdi burada vitaminlerin ve doğru beslenmenin, tabii, zinde kalmanın, daha doğrusu bağışıklık sistemini güçlendirmenin de önemli ortaya çıkıyor. Çok hani sağlıkla alakalı değil sizin sorularım, tamamen yaşam tabii koşulunuzla alakalı. Hı-hı. Bu anlamda size gelenler oluyor mu ya da siz böyle bir hizmete hazır mısınız? Yani şu anda aslında bana yaptığınız o bağışıklık evet sistemini güçlü tutmak evet ve zinde kalmamı sağlamak evet çünkü çalışıyorum. Hı-hı. Çok fazla meydandayım şimdi. Herkes işte Hülya çok kilo aldı da gerçi görüyorlar zayıflamaya girdi gibi algılamasın. Sonuç beni zinde tutmak ve bağışıklık sistemimi güçlü tutmakla alakalı. Evet, evet. Onu da bildirmiş olalım bu arada. Kesinlikle. Siz bununla ilgili neler yapıyorsunuz? Bir de siz anlatın uzman gibi. Tabii ki, tabii ki. Şimdi bana gelen danışanlarımın dediğiniz gibi birçoğu yarıdan fazlası kilolu olup kilo verme programına geliyorlar. Şimdi ama herkesin programı farklı farklı. Kişi 3 kilo verecek olan, 5 kilo verecek olan, 10 kilo verecek olan. Ama sorun şurada. Herkesin programı farklı. Nedir? Hepimizin ayrı ayrı sağlık problemi var. Kimimizin bilinçaltında problemi var. O kişiyle birebir koçluk yapmam gerekiyor. Kiminin yemek yemeye hastalığı var, kiminin şeker hastalığı var, kiminin kolesterol hastalığı var, kiminin bağışıklık sistemi düşük. Aslında Hülya Hanım'ın söylediği gibi bizim yaptığımız bağışıklık sistemini güçlendirmek. Şimdi çok mükemmel bir sofraya oturdunuz. İçinde yok yok. Tüm herkese soruyorum. Orada yemek yiyip doyup da kalktıktan sonra 10 dakika sonra hissettiklerinizi bir yazın. Peki uykunuz gelmiyor mu Pınar Hanım? Yok, uykunuz, hayır. Uykunuz geçecek mi? Uykunuz geçecek ama daha sonraki öyle dönüşecek için. Geçici bir mutluluk öyle söyleyeyim. Evet, şimdi mesela bazı programa girip şişkinlik veriyor mesela, şişkinlik. Mesela şöyle söyleyen de var. Oh hocam yedim, oh olsun. Hocam ne yapacaksın? Canıma değilsin diyor. Ama ondan sonra da dönüyor. Peki biz ne yapacağız şimdi? Tabii ki hemen ertesi gün detoks. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Bir gün cozuttunuz, yediniz, mangallar, partiler, alkoller veya yediniz, içtiniz. Sizden ricam, eğer kilo almak istemiyorsanız lütfen vicdan ertesi gün. Ertesi gün lütfen detoks yapın. Detoks nedir? Detoks sıvı beslenmedir. Detoks nedir? Arınmaktır. Detoks nedir? Enerjik olmaktır. Detoks nedir? Canlı olmaktır. Mesela sanatçılarımızı düşünün. Sanatçılar detoks çiftliklerine gidiyorlar.
10 gün kalıyorlar, çıkıyorlar ki o kadar fit bir şekilde çıkıyorlar ki Allah'ım bu ameliyat mı oldu diyoruz. Hayır, detoks yapıyorlar. Detoks ve spor programını uyguluyorlar. Sıvı besleniyorlar, bedenlerini tamamen arındırıyorlar. Örneğin biz bu eve yeni geldik. Bu evi temizlemeden oturabilir miyiz? Bizler de detoksa sizin bedenlerinizi arındırıyoruz. Siz farkına varmadan, farkında olmuyorsunuz. İşte farkında olmadan farkındalık yaratmak bu. Farkında olmadan ben sizin midenizi küçültüyorum. Evet. Farkında olmuyorsunuz. Şimdi Filan Hanım'ın söylediği şey vardı bize. Kilonuz kaç olursa olsun. İster zayıf ister kilolu olun. Sofradan kalktığınızda yorgunluk hali ve uyku problemi başlamışsa vücuttaki birçok değerler eksik ve bağışıklık sistemi evet. Zayıflamaya, çökmeye başlamış demektir. Evet. Ben hemen bir şey sormak istiyorum. Az önce Hülya Hanım COVID-19'da alınan kilolardan bahsetti. Ben başka bir açıdan bahsetmek istiyorum. Bunun yanı sıra yani bütün dünyayı etkiledi ama biliyorsunuz ki Adana olarak şehrimize dönmek istiyorum. Adana en mutsuz şehirlerden biri. Duygusal çöküntüler yaşıyor, psikolojiler bozuyor. Yani bununla ilgili danışanlarınız oluyor mu? Ya tabii ki. Mesela COVID-19 olmak korkusunu yaşayıp hani orada mesela COVID-19 olmuş gibi nefes alamıyor. Nefes darlığı çekiyor. Hayattan kopmuş, zayıflamış, hastalık problemleri var. Bununla gelen şöyle oluyor. Ben bu psikolojik yapıdan nasıl kurtulabilirim? Hani olma korkusu. Ben olacağım, öleceğim ya da ben olacağım, çok hasta olacağım. Orada da bilinçaltı temizliği gerekiyor. O zaman da işte birebir seans yapıyoruz. Niye? O kişiye bunun biz kendimizi koruduğumuz sürece başımıza gelmeyeceğini ya da gelse de başınıza ne gelirse gelsin, bu hayatın getirdiği bir şey. Öyle değil mi? Şimdi ben bugüne kadar olmadım ama yarın olmayacağımın garantisi yok. Olmuşsam da bunu en kolay şekilde atlatmanın yolları. Bakın yine sonuç. Soru soralım. Ben COVID-19 oldum, nasıl kurtulacağım? Ben oldum, öldüm, bittim, ben öleceğim değil de hani danışanlarımın çoğu daha olmadan biz ne yapacağız? Ya olursak, şöyle olursa, böyle olursa, hayır. Olacaksak olacağız. Ama hayatımıza ne gelirse gelsin, ılımlı bir şekilde gülümseyerek ve kendimize şu soruyu sorarak. Ben bu problemi nasıl aşabilirim? Birlikte çok güzel aştığımız kişiler var tabii ki. Bilinçaltı temizliği yapıp da bu korkularından kurtulan, hatta kendisi COVID-19 olup da bunu tebessüm ederek geçiren danışanlarımız var. Peki Figen Hanım, bir şey soracağım ben. Tabii. Tabii siz mutlaka bir malzeme alıyorsunuz, bu malzemeyi de parayla alıyorsunuz ve parayla, para karşılığında satıyorsunuz. Şimdi Adana'dan örnek verelim. Ne kadar aşağı dediğimiz o kesimde yaşayan insanlar asgari ücretle bir evi, bir aileyi geçindirmeye çalışıyor. Hı hı. O zavallı da siz de bu programımıza katılmak istiyor. Katılmam çok. İşte bunlara nasıl bir şey yardım yapıyorsunuz, nasıl bir şeyler yapıyorsunuz? Yani bu öbür kesimden daha mı fazla ilgi, alaka görüyorsunuz? Şöyle, mesela şu anda Fevzi Paşa'da maşallah diyeyim, müthiş bir potansiyel var. Ben orada sadece bir bayanın 46 bedenden, bayan 40 bedene düştü ama 38'e de düşmek üzere zaten. Onu gören herkes, sen ne yaptın, nasıl bunu aşabildin, nasıl bu kadar kiloya verebildin diyen bana geldi. Tabii ki ona göre bir program uyguluyoruz. Ben size şöyle soracağım. Bu sorunuza karşılık evet. Şöyle cevap vereceğim. Biz bugün Adana'ya yeni geldik Salih Bey. Evet. Ve bugün bu gece burada konaklamamız gerekiyor. Adana'da sayısız otel var. Sheraton Otel'de mi kalalım? Seyhan Otel'inde mi kalalım? Hilton'da mı kalınsın? Yoksa İdiz Otel'de mi kalınsın? Ama dört otelde de saydığım tek bir şey var. Tek bir şey var. Sıcak su ve yatak. Temiz yatak. Hepsinde var değil mi? Evet. Siz de benimle zayıflamak isterseniz full aksesuarlı da lüks bir şekilde de zayıflayabilirsiniz ama en dik bir şekilde de herkesin yapabileceği, uygulayabileceği, tabii belirli bir seviyede uygulayabileceği zayıflama programlarımız var. Hatta bu şekilde gelip zayıflayıp benimle birlikte yol alan, takım arkadaşı olan insanlar var. Şu anda hep birlikte yol alıyoruz. Bu durumda da ne yapıyor? Kendi ürünlerini bedavaya getirmiş olup hem kendini düzeltti. Bakın şimdi tek bir bayandan bahsediyorum. Kendisi Ev Hanım'ın şu anda beni duyuyordur Betül Hanım. Sevgiler gönderiyorum kendisine.
Düşünün ki ayak bileğine kadar korse giyen bir bayandı o. Ben ona üzülmüştüm. Ağustos ayında yapma dedim. Hani bu kadar o yapma. Hayır, ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum dedi. Şu anda kendisi 46 bedenden 40 bedene düştü. Onu gören herkes sen ne yaptın dedi. Ve kendisi burada kendi ürünlerini bedavaya getirdiği gibi bir de biz kendisiyle takım arkadaş olduk, bir de para kazanıyor. Ne kadar güzel bir sistem değil mi? Evet. Yani hep zaten sizin aynı zamanda verdiğiniz hizmetler arasında bir tabii. de bu var. Yani master kulüp dediğiniz şey aslında bu. Takım tabii. arkadaşı. Takım arkadaş olmak. Eğitim de veriyorsunuz tabii, onlara. Tabii. Kesinlikle. Her şeyin başı eğitimden geçiyor. Bizlerin de mesela kendi adıma konuşayım. 3 aya bir akademimiz var. 3 aya bir bizler Sayın Kadri Hocam beni duyuyorsa saygılarımı gönderiyorum kendisine. Kendilerinden eğitim alıyoruz. Veya bizler de nasıl daha güzel konuşabilirim, nasıl kendimi izah edebilirim, nasıl insanlarla iletişim kurabilirim, nasıl daha iyi para kazanabilirim. Bunların hepsi eğitimden geçiyor. Şimdi ben de normal bir kadınken, ben tekstilden emekliyim normalde. 22 yıllık bir çalışma hayatım var. Ama ben de şimdi tepeden inip de haydi ben koçum, ben bu işi yapıyorum, haydi gelin zayıflayalım demedim. Birçok eğitimden geçtim ve hala da geçiyoruz. Bu işin en güzel yanlarından bir tanesi de her gün nasıl ben daha çıtamı yükseltebilirim, nasıl daha kendimi geliştirebilirim, yani kendi adıma konuşayım. Konuşma şeklimle nasıl bir kişinin hayatına daha dokunabilirim, nasıl birinin hayatını daha iyi değiştirebilirim, nasıl birine daha iyi cirolar sağlayabilirim. Çağımızın yani maddiyat şu anda çok önemli biliyorsunuz. Öyle değil mi? Evet. Müthiş bir şekilde işsizlik söz konusu. Veya yanıma gelen takım arkadaşıma nasıl daha iyi para kazandırabilirim? Ben de bunların eğitimini alıyorum ve nasıl, mesela ben kendim bu işe girdikten sonra benim hayatımda neler değişti? Bir defa ilk başta kendi aile içerisindeki eşinizle bile kendi ilişkiniz değişiyor. Mesela şu anda eşimle en büyük tartışmayı yapsam bile kendisi beni duyuyorsa sevgilerimi yolluyorum. Ne diyorsam o diyorum. Ne diyorsam. Çünkü itiraz etmeye gerek yok. Öyle değil mi? Evet. Çünkü 5 dakika sonra eşiniz sizin dediğinize geliyor. Kabul ediyor. Yani. İster istemez. Mecbur ediyor. Hayır. Mesela bir şeye yine bir olay anlatayım. Arabayla birine tam ışıklarda birinin arabasına değdi. Arabam değdi. Beyefendi çıktı. Ne yaptınız hanımefendi dedi. Beyefendi bilmeden yaptım dedim. Farkında olmadım. Ben sizden özür diliyorum. Ben size çok kaba davrandım, ben sizden özür diliyorum dedi. Orada ben bir çıkış yapsaydım, ne oluyor ya, ne geldin üstüme falan yapmış olsaydım, belki de hiç tanımadığım beyefendiyle acayip bir kavgaya tutuşacaktık. Daha sonra beyefendi, ya kusura bakmayın çok galiba bir çıkış yaptım dedi. Onun için hayat size ne getirirse getirsin, ciddi söylüyorum, parasızlık mı? Veya ilişkinizde yanlış bir yerde misiniz? Yanlış biriyle mi karşılaştınız? Lütfen bunu daha ılımlı hissedip, ben bu işten nasıl kurtulabilirim, ben nasıl daha iyi yöne gidebilirim, bunun kafasını yaşayın. Bu soruları sorun, cevaplar kendiliğinden gerçekleşecektir. Evet, şimdi asıl şeye gelelim mevzuya, hem dinleyicilerimize hem bizlere. Bu evrene ne gönderelim de para gelsin. Bu çok iyiydi, bu çok iyiydi. Defalarca kendimi uyguladım. Hala biz de uygulayalım. Evet, defalarca kendimi uyguladım. Kesinlikle yer gök dua üzerine. Evet. İşte nereden de biz bunu zaten biliyoruz. Hayır, bunu hissedin. İçinizde hissedin söylediklerimi. Hissetmeniz ve yaşamanız önemli. Şimdi ben burada Ağustos ayında da ben burada söyleşi yapmışım. Öyle değil mi? Evet. Yani, evet. Ağustos ayında. Şimdi Hülya Hanım benimle o zaman birebir yaşamamıştı. Programa girmemişti, bir sonuç almamıştı. Bence bugünkü konuşmamız Hülya Hanım'la çok daha kaliteli oldu. Bu benim fikrim. Neden? Yaşadı, hissetti. Birebir yaşadı. Olarak hissetti. Şimdi sizde ne oldu? Karşınızda birisi var, canlı bir örnek var. Evet. İşte hissedin. Hani abi deneyimlemek çok önemli. Tabii. Değerli dinleyenler, gerçekten deneyimlemek çok önemli. Bu arada hemen bir tırnak açmak istiyorum. Bundan sonra bizim Babaanne'nin ana sponsoru olacak. Yaşam koçu, koçumuz pardon, yaşam koçumuz Figen Köksal bizim programın uzun bir süre ana sponsoru olacak. Kendisine ulaşmak isteyenler için önümüzdeki günlerde reklam ve slaytlarımızla zaten göreceksiniz.
ama radyo kanalıyla da kendisine bir şekilde ulaşabilirsiniz. Gerçekten deneyimleyerek görmenizde fayda var. En azından dinlemenizde fayda var diyoruz. Hiçbir şey bilemediniz. Kozmik Radyo'daki zaman zaman yapılacak yayınlarını takip edin bence. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Figen Hanım. Parayı da almadı mı? Bir dakika. Para, İsteyeceksin. İstemesini bileceğiz. Aynen öyle. Mesela ben de yanlış bir dua yapıyordum. Allah'ım bana yokluk gösterme diyordum. Yokluğu çağırmışım gibi düşünün. Öyle düşünün. Allah'ım kaza bela verme. Allah'ım yokluk gösterme. Allah'ım parasız etme. Hayır hayır öyle değil. Allah'ım nasıl olur da zenginliğe kavuşurum. Allah'ım hayırlı rızıklar ver. Mesela sabah kalktığınızda ciddi söylüyorum. Bir defa gün size ne getirirse getirsin. En mutsuz olduğunuzda kalbiniz acıyor Figen Hanım ama kalbim yanıyor diyor. Yanıyor. Sen ne yaparsın? Hayır. Şöyle düşünün. O acıya sevinin. Bazı acılar gerçekten sizin için çok önemli. Size doğru yolu gösterecektir. Her ne gelirse gelsin başınıza deyin ki şunu söyleyin. Yaşasın bu bir mutluluğun habercisi. Bir şey daha söylemek istiyorum. Ne mutluluk ne mutsuzluk. Ne para ne parasızlık. Hiçbirimizin üzerine giymiş bir fistan değil. Onun için en mutsuz olduğunuz, ben buna inandım, en mutsuz olduğunuz anda, başarısız olduğunuz anda kendinizi sorgulayın ve bu bir mutluluğun habercisi deyin. Ben yine bir şey anlatacağım size. Benim bir canlı yayınım vardı. Orada böyle hiç farkında olmadan bizim Adanalıların Kozanlı bir deyimi vardır. Abo diye bir kelime vardı biliyorsunuz. O ağzından çıktı. O gün dedim ki hayır ben diksiyon eğitimi alıyorum. Ve ona o kelimeyi sarf ettiğime çok üzüldüm. Canlı yayında geri dönüşü yoktu. O zaman dedim ki kendi kendime bak bir şeye üzüldüm gördünüz mü? Bir şeye üzüldüm ama yeni bir şey çıktı. Kendimi geliştirmek adına. Tabii demeyi vurmadan yukarı çıkmak hayır, mümkün değil. Hayır, hiç değil. Hiç değil. Hepimiz için bu geçerli. Kendinize soru sorun. Evet, mesela paradaydık. Yine paraya geldik. Ben nasıl daha fazla kazanabilirim? Para kazanmanın yolu kendinizi geliştirmekten geçer. Ben evde otursaydım şimdi, elimi açsaydım Allah'ım para gönder, para gönderse öyle bir düşen bir şey yok. Ama önce siz isteyin, bir çaba sarf edin veya sizin bir işiniz var veya da işiniz yok. O kadar çok şey var ki, mesela kazanabileceğiniz yollar var. Biri bana dilenci olarak geldiği zaman, Allah rızası için dediği zaman vermiyorum. Ama birisi peçete satıyorsa, su satıyorsa ben ondan alıyorum. Ona bir kazanç döngüsü sağlıyorum. Niye? O bir efor sarf ediyor o anda. Öyle değil mi? Aynısını ben de yapıyorum. Aynen. Bir şeyle ilgilensin. Bir şeylerle ilgilenin. Hiçbir şey bilmiyorsanız gidin Melek Girmez'den çorap alın. 5 liraya aldığınızı gelip çevrenize 10 liraya satın. Her şeyi... Hani bu sadece bir yöntem. Mesela bizler de danışan geliyor işte benim param biraz kısıtlı, ben kısıtlı zayıflayabilir miyim? Düşünün Betül Hanım benimle yol arkadaş olmak istemiyordu ki. Öyle bir düşüncesi yoktu. Ne oldu? Bir de kazanca dönüştü. Onun için önce kendinizi geliştirin, beynimize komutu verelim, iyi komutlar verelim kendinize. Her gün aynanın karşısına geçip, ben değerliyim, ben mükemmelim. Bu da bir yöntem biliyor musunuz? Tabii. Yine koçlukta ilk yapacağımız şey bu. Kendinizi sevin. Ve Poponopo. Herhalde. Doğru söyledim sanırım. Evet. Önce kendinizi sevin. Her şeyden önce, bir başkasını sevmeden önce, bir başkasına yol göstermeden önce kendinizi sevin ve kendinizi değiştirin. Fiziki açıdan bir bozukluğunuz varsa değiştirin. Yüzünüz farklıysa, mesela sivilceliyse değiştirmeye çalışın. Veya beynimiz farklıysa değiştirmeye çalışın. Bir kere de benim için bunu deneyin. Nedir? Ben bugün kalktım, bugün benim günüm, ben kendim için yaşadım veya yaşayacağım diyen kim var hayatınızda? Söyleyin, Pınar Hanım hiç dediniz mi? Ben bu sabah kalktım, bugün ben ne istersem olacak. Bugün benim günüm, istediğim gibi yaşayacağım dediğiniz kaç gün geçirdiniz hayatınızda? Sıfır. Değil mi? Öyle bir şey düşünmüyorum. Önce kendimizi değiştireceğiz. Önce kendinize zaman ayıracağız. Hayır demeyi öğreneceğiz. İnanılmaz bir mutluluk Hülya'nın. Ben de şimdi yeni öğrenmiş biri olarak, ben de kendim uyguladığım için hayır dediğim, bir defa hayır diyemiyordum ben. Kırmak istemiyordum, incitmek istemiyordum. Ama hep siz inciniyorsunuz. Ama hayır dediğinizde bilin ki, gerçek hayır dediğiniz zaman, her şeye hayır deyin demiyorum tabii ki, bunu da yanlış anlamayalım. Siz bir gerçek kişiliksiniz. Doğru bildiğinizden de şaşmayın lütfen. Ama bir şeyi yaparken de bir kişiye, iki kişiye sorun, yine en doğru şey sizin doğrunuzdur.
Öyle değil mi? Tabii çünkü ki. Sizin hayatınızı kimse bilemez. Şimdi siz bana anlatsanız, ne kadar anlatsanız sizin elinizin döngüsünü anlamaya çalışırım. Ama doğru yol yine sizin içinizdeki size yakın olan hayattır. Ve hayat yaşandığı kadardır. Siz nasıl isterseniz bu hayatı öyle yaşayacaksınız. Tüm kalbinizle, benliğinizle, ruhunuzla inanın lütfen. Figen Hanım, bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Markalaşmak nedir? Acaba siz gerçekten bir marka mısınız? Yok, çok güzel bir soru. Evet, ben markalaşmak istiyorum. Markalaşmak nedir? Bir konu üzerinde yoğunlaşmaktır. Benim de yoğunlaştığım konu yaşam koçluğum. Nedir? Kilo probleminiz varsa o kiloya, hedef kiloya ulaşana kadar size yoldaşlık ediyorum. Size yol arkadaşlığı ediyorum. Sizi iyi yönlendirmeye çalışıyorum. Ta ki siz fit olup belirli bir ölçüye gelene kadar. Veya markalaşmaklar nedir? Yaşam koçluğunu, mesela ben yaşam koçu Figen Köksal olarak markalaşmak istiyorum. Neden? Çünkü ben en iyi bu işi yapıyorum. Siz en iyi yaptığınız işe doğru kendinizi yönlendirip geliştirmeye çalışırsanız zaten markalaşıyorsunuz. Farkında olmadan. Farkında olmadan bakıyorsunuz ki ben bir yere gittiğim zaman, geçen gün bir kuaföre gittim. İşte kadınlar kendi aralarında konuşuyorlar. Ya diyor, bir yaşam koçu varmış diyor, sayfa atıyormuş diyor. Figen Köksal'mış diyor. Tabii ki ben orada hiç seslenmedim. O gün dedim ki kendi kendime, evet Figen sen biraz da olsa sesini duyurabilmişsin. Ne mutlu bana. İnşallah Kozmik Radyo'yla da, Hülya Hanım, Pınar Hanım ve Salih Bey vasıtasıyla da birçok insana ulaşabileceğim. Belki de birçok kişinin hayatı değişecek, düşünceleri değişecek, hayata daha sıcak bakacak. Değil mi? Yaradan size bir ömür verdi. Biz bu ömrü her türlü nefes aldığımız sürece yaşayacağız. Evet. Bunu neden iyi düşünüp, iyi hissederek yaşamayalım? İlle çok paramız olunca çok yaşayacağız diye, çok iyi yaşayacağız diye bir dünya yok biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde sizinle konuşurken şöyle bir şey demiştiniz, Pınar'ın da açıklık gelmesi amacıyla söylüyorum. Hani para isterken işte bana evrenden ya da Allah'tan param yok, para istiyorum senden demiyor. İstemek yoksunluk hissidir. Tabii diyor Figen Hanım. Kesinlikle. İstiyorum dediğin zaman bilinçaltın sana zaten yok işte istiyor, olmadığı için aynen, istiyor. Aynen. Ama bunun yerine hayatıma parayı çağırıyorum. Aynen. Değil mi? Evet. Zenginleşmek için neler mümkün? Hayatıma başarıyı çağırıyor. Tabii. Başarılı olabilmek için neler mümkün? Kendinize soru sorun. Evet, şimdi gökten para yağmıyor. Ama siz isterseniz çok samimi itiraflarda bulunuyorum. Gerçekten sesime kulak verin. Siz isterseniz olacak. Siz isterseniz başarılı olacaksınız. Siz isterseniz bir yere geleceksiniz. Siz isterseniz bu hayatı çok güzel yaşayacaksınız. Vizalarınız dibine vurmuş olabilir, hesaplarınızda sıfır bakiye olabilir, kredi borçlarınız olabilir. Bunlar var, ben yok demiyorum ki. Ama bu işin altından nasıl kalkabilirsiniz bu soruyu sorun. Kendinizi geliştirmeye çalışın, bir işin ucundan tutun. Hayatınızda mutlaka iyi yaptığınız bir iş vardır. Her insanın bir potansiyeli vardır değil mi? Benim şimdi potansiyelim burada varmış. Ben mesela olgunlaşmadan çıkıp bisketçiler işliyordum. Ben onun öğretmenliğini yapmak ya da reklam şirketi açmak istiyordum tekstilciliğin üzerine. Ama yoğunluğum burada başarı daha çok geldi. Ne oldu? Ben burada markalaşmış oldum. Sizlerin de içinizde bir enerji var. Herkesin içinde bir enerji defa var. Ben de yok gidemeyin, var Pınar Hanım. Sizde de gazetecilik ruhu varmış. Tavana vuruyor maşallah. Allah daha çok yolunuzu açık etsin hepinizin. Hepimizin içinde bir enerji var. Ama o enerjinin ne olacağını hepimiz, hiçbir şey bilmeyen bireyler için söylüyorum, yaşayarak öğreneceksiniz. Nedir? Keçe işleyeceksiniz. En iyi işleyen siz olursanız bu işi gerçekleştireceksiniz. Nedir? Hülya Hanım Kozmik Radyo'yu açmış. Eğer bu işte yoğunlaşıp burada başarı sağlarsa burada kalacak. Yoksa belki gazeteci olacak. Belki tele sunucusu olacak. Ben bilmiyorum. Öyle değil mi? Hepimizin içinde bir enerji var. Önemli olan o enerjiyi açığa çıkarabilmek. Bunu da deneyerek bulacağız. Başka yolu yok. Başka o zaman şey diyoruz ki patlasın enerjiler. Kesinlikle. Kesinlikle. Neden mucizeler bizlerim olsun. Kesinlikle evet. Mucizeler var ve çağırın. Bunu da nasıl çağıracağız? Mucizemin gelmesine niyet ediyorum. Mucizemi almaya niyet ediyorum. Bunun için neler mümkün? Allah'ım yol göster. Ama ben de diyorum ki mucize mucize üstüne, mucizeler başımın üstüne. Allah Allah. Bu çok güzel. Evet. Çok...
Çok keyifli bir sohbet oldu. Kesinlikle. Evet. Biz çok keyif aldık. Umarım siz de aynı şekilde keyif almışsınızdır. Güzel süreyi aşmak üzereyiz. Var mı? Son sözlerini alalım. Son sözüm, hayatı sevin, yaşamayı sevin. Sağlıklı olmak için, dinç olmak için, dinamik olmak için. Kesinlikle, öncelikle kendinize söz verin. Her sabah uyandığınızda şükredin. Ben nefes alabiliyorum, yüz binlerce kere şükürler olsun. Bugünüm güzel geçecek, mucizemi almaya niyet ediyorum deyin ve yola çıkın. Ve duanızı hiç eksik etmeyin. Bir şey daha söyleyeceğim. Mesela Hülya Hanım, Sahip Bey, Pınar Hanım, biz şu anda herkese bir şeyler anlatmaya çalıştık değil mi? Evet. Dilimin döndüğünce acaba anlatabildim mi diye şu anda bile kendi bilinçaltımda konuşuyorum. Başka bir şey söyleyebilecek miyim, dokunabilecek miyim diyorum. Hazreti Ali'ye sormuşlar, bunu her eğitimimde anlatıyorum. Ya sen her sabah kalkıyorsun, sabahın köründe namaz kılıyorsun, dualar ediyorsun, uykusuz kalıyorsun. Ya böyle bir şey yoksa? Hazreti Ali de demiş ki, ya varsa. Peki tüm danışanlarımız, tüm Türkiye, tüm dünya, bizim burada konuştuğumuz her şey ya doğruysa neler kaybedeceğiz değil mi? Evet. Denemeye değer bence. Deneyimlemeden hiçbir şey bilmek mümkün değil. Şu arada bir şey sorabilirim Fikir Hanım'a. Tabii ki. Eğitimli olduğunu öğrendim. Emeklisin buradan. Evet. Öğretmenler ben tekstilden, hayır. Tekstilden emekliyim. Şey, olgunlaşmada öğretmenlik yaptın mı? Hayır, yapmadım. Evet. Yapmak için orada kurs almaya gittim ama hayat beni buraya getirdi. Evet. Yani bireyimize tüm öğretmenlerin öğretmenler gününde kutlayamam. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Evet. Öğretmenler gününde. Evet. Herkesin öğretmenler gününde. Tüm öğretmenlerin, öğretmenler gününü. Aslında bugün burada bir şey de gösterdik. Öğretmek ne kadar zor değil mi? Deneyim. Kesinlikle. Evet. Anlatmaya çalışıyorsunuz. İfade etmeye çalışıyorsunuz. Evet. Sosyal medyada ben bir şey okudum. Bir öğretmen paylaşmış. Tanıdığımız bir öğretmen. İsmini vermeyelim şimdi. Görüyorsunuz değil mi? Siz bizleri beğenmiyordunuz. Öğretmek ne kadar zormuş. Siz aylardır bir maske takmanın nasıl doğru takılacağını öğretemediniz demiş iktidara. Oradan da iyice bir gönderme yapmış ve kendilerinin yaptığı görevin ne kadar kutsu olduğuna da aslında bir şekilde değinmiş. Öğretmenler başımızın tacı. Evet, Kozmik Radyo'da bir yayınımız daha sona erdi. Bugün gerçekleştirdiğimiz ikinci yayındı. Yarın Baba Ali, arka arka iki gün olacak. Yarın Baba Ali'de çok önemli bir konuğumuz var. Önemi hem de şöyle izah edeyim. Bildiğiniz gibi biz Baba Ali programlarında daha çok gelen insanların gündeme ilişkin seçmeye çok dikkat ediyoruz. Yarın gelecek kişiyi de o sebeple seçtik. Lokantacılar ve kebapçılar oda başkanı Şefik Aslan yanımızda olacak ve kapatılan lokantaların, restoranların, kebapçıların durumlarını masaya yatıracağız. Şimdiden herkese duyuralım. Yarın bu konuyla ilgili oda başkanınızdan sormak istediğiniz varsa restoran sahipleri, lokantacılar ve kebapçılar sizleri Kozmik Radyo'yu dinlemeye davet ediyoruz. Bizden ayrılmayın çünkü biz her zaman gündeme dair ne varsa onu yakalıyor ve sizleri karşısına çıkarıyoruz. Evet, değerli yaşam koçumuz Figen Köksal'a tekrar teşekkür ediyoruz. Bu isme çok alışın çünkü bundan sonra Kozmik Radyo'da çok sık duyacaksınız. Hoşça kalın ve sağlıklı kalın.